Radyo Tiyatrosu. Başkomiser Nevzat'ın maceraları başlıyor. İstanbul Hatırası. Eser Ahmet Ümit. Radyoyu uyarlayan Safiye Kılıç. Seslendirenler: Başkomiser Nevzat Nuri Gökaşan, Ali Umut Tabak, Leyla Barkın Nilgün Kasapbaşoğlu, Bekçi Dursun Hüseyin Yirik, Bekçi Tarık İsmail Yıldız, Efektör Ufuk Tangel, Ses Teknisyeni Can Erdoğan ve Ergun Göcen, Yönetmen Aziz Acar. Versaadet Turizm'in kırmızı ışıklarla aydınlatılmış binası, binlerce yıllık bir saray gibi dikiliyordu karanlıkta. Gece boyunca peşimizi bırakmayan dolunayı da çatıya yerleştirince, hiç zorlanmadan Roma döneminde hissedebilirdi insan kendini. Ama başlarındaki şapkalarıyla olduğu kadar, sırtlarındaki kumaş giysileriyle de Roma sarayını koruyan zırhlı muhafızlara hiç benzemeyen Dersaadet'in iki bekçisi bizi bugüne döndürüyordu. Salih'in telefonuyla alarma geçmiş, mermer merdivenlerin önünde gelmemizi bekliyorlardı. İyi geceler. Ben Başkomiser Nevzat. Bu arkadaş da Komiser Ali. Hoş geldiniz Başkomiserim. Ben Tursun. Ha, bu da Tarık'tır. Biz gece bekçisiyiz burada. Buyurun, size nasıl yardım edebiliriz? Saat kaçta başladınız göreve? Yani bugün şirkete geldiğinizde saat kaçtı? 6'da gelmişiz başkomiserim. Sen kendi adına konuş Lazoğlu. Ben 5'te geldim. Gündüz güvenlikçilerinden rüştü rica etmişti. Kayınpederiyle kavgalıymış, barışmaya gideceklermiş Beykoz'a. Adem Bey'i gördünüz mü? Yani bu akşam üzeri ya da daha sonra. Vallahi görmedik. Ben geldiğimde sadece Rüştü ile Cemal vardı şirkette. Ne oldu ki? Adem Bey'in başında bir hal mi var? Yok bir şey. Adem Bey'in çalışma odasına göz atacağız. Hangisine bakmak istiyorsunuz? Alt katta konuk kabul ettiği odaya mı, yoksa yukarıdaki çalışma ofisine mi? İkisine birden. Ali Komiser aşağıya bakarken ben de yukarıyı kontrol edeceğim. Buyurun. Ben buradan mı gidiyorum? Evet, salona ineceksin aşağıda. Şu sağ taraftaki ikinci kapıdan geçeceksin. Hani Adem Bey'le birlikte girmiştik ya içeri. Tarık, sen benimle gel. Dursun yardımcı olur Ali'ye. Nasıl istersiniz başkomiserim. Tarık'ı da yanıma alıp asansöre yöneldim. İkinci katta sabah bıraktığım gibiydi. Osmanlı arması kabartmalı iki sütunun arasından geçerek ahşap kapıya ulaştık. Kapı kilitlidir başkomiserim. Adem Bey'in odasına öyle kolayca girilmez. Anahtarları da belirli kişilere verir. Eğer içeriden bir şey kaybolursa anahtarı verdiği kişiyi sorumlu tutar. Bu yüzden bir arkadaş işinden oldu geçen ay. Eğer içeride aradığımızı bulamazsak, eşyalar değil bu kez bizzat Adem Bey'in kendisi kaybolacak. Hadi acele et, zaman kaybediyoruz. Işıklar nereden yanıyor? Işığın açılmasıyla ortadaki devasa avize ansızın bir renk cümbüşüne dönüşüverdi. Kırmızıların, sarıların egemen olduğu şatafatlı oda parlamaya başladı gözlerimizin önünde. Aceleyle bilmem kaçıncı Louis tarzı masaya yöneldim. Tarık merakla izliyordu beni. Masanın üzerine, sağına soluna bakındım. Ajandaya, not defterine benzer bir şey göremedim. Çekmecelere eğildim. Üsttekini açtım. Mürekkep kutusu, dolma kalem seti, boş bir not defteri, gümüş püsküllü bir tesbih. Arkada hiç açılmamış bir pro kutusu. Altın kaplama bir çakmak. Ne arıyorsunuz başkomiserim? Yani ne aradığınızı söylersiniz, belki yardımcı olabilirim. Ajanda. Adem Bey'in ajandasını arıyorum. Randevularını onun içine yazarmış. İşte orada. Başımı kaldırdım. Bu sabah Adem Yezdan'ın oturduğu koltuğun sol tarafındaki nakışlı sehpanın üzerinde
Siyah kaplı defteri gösteriyordu Tarık. Onun hakkındaki tüm kötü düşüncelerimi geri alarak defterin bulunduğu sehpaya ilerledim. Adem Yezdan'ın oturduğu koltuğa çöküp defterin sayfalarını çevirmeye başladım. Son 4 gün boştu. Evet, işte cumartesi. Bu sayfaya kargacık burgacık harflerle bir not düşülmüştü. Kendimi ne kadar zorlarsam zorlayayım nafile okuyamıyordum. Çaresiz Tarık'a uzattım. Bak bakalım sen çözebilecek misin? Papağan yazıyor komiserim. Evet, yanındaki kelime de veteriner galiba. 12. Buluşma saati olmalı. Hatırlamıştım. Adem yeni papağanlardan söz etmişti. Veterineri bir çift yeni papağan bulmuştu ona. Gidip onları alacaktı. Belki de onu son gören bu veterinerdi. Neredeydi acaba bu veterinerin muayenehanesi? Tarık sanki aklımdan geçenleri okudu. Balat. Balat yazıyor. Galiba saat 12'de Balat'ta bir veterinerle buluşacakmış. Balat kelimesini duyduğum andan itibaren güvenlikçinin söylediklerini işitmiyor gibiydim. Balat'ta bir veteriner. Bizim Demir mi yani? Hayır, böyle bir şey olamazdı. Başımı kaldırınca kanı çekilen yüzümü şaşkınlıkla izleyen Tarık'ın meraklı gözleriyle karşılaştım. Ne oldu başkomiserim, iyi misin? Yok bir şey. Defteri çekip aldım elinden. Belki de bu salak yanlış okumuştu. Yakın gözlüğümü takıp yeniden baktım. A harfini kontrol ettim. T'lerin çizgilerini. Ne yazık ki Tarık haklıydı. En son sözcük Balat'tı. Hiç kuşku yoktu bundan. Nasıl yani? Adem'in veterinerim dediği kişi Demir miydi? Öyle olsa arkadaşım bana söylemez miydi? Neyi söyleyecek? Senin Adem Yezdan'ı soruşturduğunu nereden bilsin? Hayır, hayır, hayır. Böyle bir ilişki olduğunu sanmıyorum. Rastlantı olmalıydı. Balat'taki tek veteriner Demir miydi? İçimi rahatlatmaya çalışarak doğruldum antika koltuktan. Yeniden masanın arkasına geçtim. Demin bakamadığım çekmeceyi açtım. Ders adet antetli kağıtlar, zarflar, plastik şirket kaşesi. En altta bordo kapaklı ince uzun kartvizitlik albümü. Albümü masanın üzerine çıkardım. Kalın sayfalarını telaşla çevirdim. Kartvizitler alfabetik dizilmişti. D harfinin bulunduğu sayfaya baktım. Demir'in kartviziti yoktu. Tam rahatlamak üzereydim ki birden kartvizitlerin soyadlarına göre sıralandığını fark ettim. Yüreğim ağzımda, sayfaları bu kez başa doğru çevirdim. C harfine geldim. Demir'in soyadı Cinhan'dı. C harfine ayrılan iki sayfada karşılıklı olarak yerleştirilmiş 6'şardan 12 kartvizit vardı. Tek tek incelemeye başladım ama hepsine bakmama gerek kalmadı. Sol taraftaki sayfanın 5. sırasındaydı arkadaşımın kartviziti. Bej renkli bir kağıdın üzerine koyu kırmızı harflerle yazdırmıştı ismini. Demir Cinhan. Veteriner hekim. Kartvizit albümünü masanın üzerine bırakıp yığıldım koltuğa. Artık Demir'i değil, Yekta'nın söylediklerini düşünüyordum. Katillerin yerinde olsam doğrudan Sinan'ın eserlerine gönderme yapardım deyişini. Cesetlerin taşındığı beyaz minibüsü, Mimar Sinan'ın türbesinin yakınlarında buluşumuzu. Olabilir miydi? Niye yapsınlar? Belki de bana öykünmüşlerdi. Belki de ben özendirmiştim onları. Bu şehri yağmalayanları tek tek öldürmek lazım demiştim ya teknede. Yok, saçmalıyorum artık. Yekta böyle bir şeye bulaşmaz. İstanbul'a zarar verenleri öldürmek,
Namık gibi eski bir solcu bile buna kalkışmazken Yekta bu işe niye kalkışsın? Ya Demir? Yok, Demir de yapmaz. Adem Yezdan en son onunla görüşmeye gitmiş olabilir. Tamam, görüşmeye gitmiş olabilir. Hatta Demir onun papağanlarına bakan veteriner de olabilir. Veteriner olması Adem Yezdan'ı öldürdüğü anlamına gelmez. Sadece Adem mi? Ya önceki 6 kurban? Ne ilişkisi olabilir Yekta'yla Demir'in o adamlarla? Bana mı söylediniz başkomiserim? Rica etsem aşağıdan yardımcımı çağırabilir misin? Onunla konuşmak istediğim bir mesele var. Başkomiserim, cep telefonundan arasak. Ne demek istiyorsun Tarık? Yoksa bana güvenmiyor musun? Yok başkomiserim, güvenmemek ne demek? Hiç olur mu öyle şey? Yani ben yani... Hadi Tarık, hadi oğlum. Git çağır şu Ali'yi. Tarık süklüm püklüm çıktı odadan. Ama yalnız kalınca da daha iyi hissetmedim kendimi. Yeniden Demir'in kartvizitine baktım. Bir an kuşkularım mantıksız geldi bana. Bunların hepsi deli saçmasıydı. Paranoyak bir polisin hezeyanları. Benim arkadaşlarımın ne ilgisi olabilirdi bu cinayetlerle? Hepsi bir rastlantıydı işte. Kartvizit albümündeki öteki kartlara baktım. Terziler, restoran sahipleri, müteahhitler, gazeteciler, milletvekilleri, dişçiler, göz doktorları. Bir kardiyolog bile vardı. Demir de onlardan biriydi işte. Cinayetlerle ne ilgisi olsun? Ama içimdeki şeytan gerilerden fısıldamayı sürdürüyordu. İyi de en son Demir'le görüşmeye gitmiş Adem. O saatten beri de kayıp. Tatavla'dan içeri giren Demir'in yüzündeki ifadeyi hatırladım. Onu öyle görünce zor bir ameliyatı başarıyla tamamlamış ya da önemli bir sorunu çözmüş olmalı diye düşünmüştüm. Yüzündeki o ifade son kurbanını da kimseye yakalanmadan kaçırmış ya da öldürmüş bir katilin rahatlığı olabilir miydi? Bu korkunç ihtimali kafamdan uzaklaştırmaya çalışıyordum ki Yekta'nın kederli hali geldi gözlerimin önüne. Boş vermiş bir edayla "Vakit çok geç be Nevzat" deyişi. Ama Handan'ın ölüm yıl dönümüymüş. Handan'la oğlu Umut'un. O yüzden mutsuzmuş. Kederi o yüzdenmiş. Kaza olalı 3 yıl olmuş. 3 yıl mı? Şoka uğramış gibi irkildim. 3 yıl. Tıpkı Adem Yezdan'ın inşaatında çöken sarnıç duvarı gibi. O da 3 yıl önce olmuştu. Öyle söylemişti Leyla Barkın. Kulaklarımın çınlamaya başladığını, kalbimin deli gibi çarptığını hissettim. Handan'la Umut, üzerlerine yıkılan bir duvarın altında can vermişlerdi. Korkunç bir kaza demişti, teskin etmeye çalıştığım Yekta. Korkunç bir kaza Nevzat, aklı hayale sığmayacak bir olay geldi bizi buldu demişti. Nefes almakta zorlanıyordum. Ayağa kalktım, başım döndü. Kenarları sarı sırmalarla kaplı, uçuk kırmızı atlas perdelerin gizlediği o uzun pencerelerden birine ulaştım. Kanatlarını açtım. Serin bir hava çarptı yüzüme. Başımın dönmesi geçer gibi oldu. Ama aklımdaki, yüreğimdeki ağırlık giderek artıyordu. Bakışlarım uzaktan beni izlemeyi sürdüren Dolunay'a takıldı. Uğursuzca ağır ağır büyüyordu. Ona daha fazla bakmak istemedim. Hayır, bu işi arkadaşlarım yapmış olamazdı. Yeniden odaya döndüm. Cep telefonumu çıkardım. Leyla Barkın'ı aradım. Davayı İSD'ye açtığına göre ellerinde bir dosya olabilirdi. Gerekirse Leyla'yı evinden alır, derneğe götürür, orada bakardık dava dosyasına. Telefon zili çalarken az sonra odaya girecek Ali'ye ne diyeceğimi düşünmeye koyuldum. Ve hiçbir zaman yapmamam gereken bir davranışta bulundum. Kartvizit albümündeki Demir'in kartını çıkarıp cebime attım. Evet,
İşte başkomiser Nevzat delilleri karartıyordu artık. Bunu neden yaptığımı bilmiyordum. Tek dileğim arkadaşlarımın katil çıkmamasıydı. Onları suçlayabilecek her kanıtın, her izin, her ipucunun kendiliğinden yok olmasını istiyordum. Uykulu bir sesle açtı telefonu Leyla Barkın. Alo Nevzat Bey, hayrola, kötü bir şey mi oldu? Yo yo yo, her şey yolunda. Gecenin bu saatinde uyandırdığım için özür dilerim. Ama namığı aklayacak bir gelişme oldu. Öyle mi? Neymiş o gelişme? Galiba katilleri bulduk. Adem Yezan'ın adamları mı? Onu söyleyemem. Ama bize dava dosyası lazım. Hangi dava dosyası? İSD'nin Dersaadet'e açtığı dava. Oradaki kurbanların isimlerini öğrenmemiz lazım. Mahkemeden de alabilirdik ama zaman kaybetmek istemiyorum. İSD'de mutlaka vardır. Size zahmet olacak ama birlikte derneğe gitsek... Gerek yok ki. Dosyanın bir örneği evde olmalı. Yoksa bile namın bilgisayarından bulurum. Şahane. Dosyaya bakıp kurbanların adını bana söyler misiniz? Tabii söylerim. Ama önce dosyayı bulmam lazım. Ben sizi arasam, merak etmeyin, bulur bulmaz arayacağım. Peki, görüşmek üzere. Kiminle konuşuyordunuz başkomiserim? Leyla Hanım'la. Arkadaşlar, bizi birkaç dakika yalnız bırakır mısınız? Kadın fena halde aşık namığa. Günde 3 kez arayıp sevgilisinin durumunu soruyor. Yine aradı. Ben de sakinleştirmeye çalıştım. Adam serbest kalıncaya kadar arayacak herhalde. Neyse, sen bir şey bulabildin mi aşağıda? Yok, ne bir not ne de yazılı bir belge. Hiçbir şey bulamadım. Ya siz? Ben de bulamadım. Ajandasında notlar var ama hiçbir şeyi anlatmıyor. Seni çağırmamın nedeni Zeynep. Aklım onda kaldı. Farkında mısın, kızı tek başına yolladık Necdet'in evine. Ya başına bir şey gelirse? Öyle oldu. Benim aklıma gelmişti ama sizi yalnız bırakmamak için... Yo Ali. Sen hemen bir taksiye atlayıp Zeynep'e yetiş. Ben buradaki araştırmamı tamamlar tamamlamaz olay yerine dönerim. İşiniz bitince siz de gelirsiniz. Emredersiniz başkomiserim. Zeynep'in yanına varır varmaz ararım sizi. İstanbul Hatırası. Eser Ahmet Ümit. Radyoyu uyarlayan Safiye Kılıç. Seslendirenler: Başkomiser Nevzat Nuri Gökaşan, Ali Umut Tabak, Leyla Barkın Nilgün Kasapbaşoğlu, Bekçi Dursun Hüseyin Yirik, Bekçi Tarık İsmail Yıldız, Efektör Ufuk Tangel, Ses Teknisyeni Can Erdoğan ve Ergun Göcen, Yönetmen Aziz Acar. Radyo tiyatrosu. Başkomiser Nevzat'ın maceraları.